Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. En güzel salatu selam Muhammed Mustafa'ya pak ve tahir olan ashabına olsun. Değerli dinleyiciler Muhtasar Hanefi kitabının 5. bölümünde tekrardan karşınızdayız. Niyetlerimizi Allah rızası için halis kılarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki müellif kıyamet alametlerinin gerçekleşmesi. Bu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın haber vermiş olduğu konulardan bir tanesidir. Kıyamet alametlerinden bazıları da şunlardır. Deccal, Dabbetul Ard, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi ve güneşin batıdan doğması. Bütün bunlardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. Tabii ki haber verdiği her konuda sadıktır. Elbette ki Deccal çıkacak. Deccal şu anda zaten bir adada hapsedilmiş durumdadır. Melekler onu o adaya hapsettiler. Allah'ın dilediği gün geldiğinde o zincirlerinden hapsedildiği o adadan çıkacak ve yeryüzünde fesadı yaymak için uğraş verecektir. Ve onunla tabi ki Mehdi aleyhisselam ve sonrasında İsa aleyhisselam da nüzul ettiğinde mücadele edeceklerdir ve onu öldüreceklerdir. Çünkü Deccal ilahlığı iddia edecek ve insanları kendisine tapmaya davet edecektir. Öyle ki bu Deccal gökyüzüne yağmur yağ diyecek yağacak. Kurumuş toprağı yeşer diyecek, yeşerecek. Bütün bunlar tabii ki imtihan vesilesidir. Ancak Allah'ın hiçbir şeye benzemediğine ve mekansız olarak var olduğuna inanan kimseler deccalı gördüklerinde velev ki böylesi garip olayları sergiliyor olsa da dahi onun ilah olmadığını bileceklerdir. Ancak ona nice insanlar da tabi olacaklar ve onun izinden gidip ona tapacaklardır. Dabbetul Ard da bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın haber vermiş olduğu bir şeydir. O da çıkacak ve kim Müslüman kim kafir diye mühür vuracaktır. Ondan sonra zaten insanların halleri değişmeyecektir. Yani damgaladığı kafir olarak damgaladığı kimseler kafir olarak ölecek ve Müslüman olarak damgaladığı kimseler de Müslüman olarak öleceklerdir. Bu Dabbetul Ard'ın Salih Peygamber'in devesinin yavrusu olduğu rivayetler arasındadır. Yecüc ve Mecüc kavmi de bunlar da tabi ki Adem Ademoğullarındandır, insanlardır. Bunlar da Zulkarneyn tarafından dört dağın arasında hapsedilmiş durumdadırlar. Her gün o hapsedildikleri yerden çıkabilmek için kazarlar. Sonrasında az bir şey kaldığında derler ki yarın devam ederiz. Döndüklerinde ertesi gün uyandıklarında bakarlar ki kazmış oldukları yer tekrardan kapanmış. Ancak bir gün gelecek ki kazmış oldukları yere ulaştıklarında diyecekler ki kaldığımız yerden yarın devam ederiz inşallah. İnşallah sözcüğünü kullanacaklar ve ertesi gün olduğunda artık o kazdıkları tünelin kapanmadığını görecekler ve ondan sonra çıkacaklar ve yeryüzünde bozgunculuğa neden olacaklardır. Bitkileri, ağaçları, hasadı ne varsa hatta gölleri dahi kurutacaklar ve yeryüzünde büyükçe bir kıtlığa ve bozgunculuğa neden olacaklardır. Onlara da İsa aleyhisselam beddua edecek ve Allah onları helak edecektir. İsa aleyhisselam da zaten şu anda ikinci semadadır. O öldürülmedi, çarmıha da gerilmedi. Allah'ın dilediği, Allah'ın takdir ettiği gün geldiğinde yeryüzüne inecektir. Ve ineceği yeri de Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam belirlemiştir. Şam bölgesinde beyaz bir kulenin yakınlarına ineceğini, sağında solunda iki tane melek eşliğinde yeryüzüne ineceğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildirmiştir. Ve yeryüzüne indikten sonra tabii ki Mehdi aleyhisselamla birlikte Deccal'ı öldürecekler ve yeryüzünde İslam'ı hakim kılacaklardır. İsa aleyhisselam o da sonrasında vefat edip Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yakınına defnedilecektir. Ve güneşin batıdan doğması Güneşin batıdan doğduğu gün de zaten artık tövbeler kabul edilmeyecek. Yani artık kıyamet kopacaktır anlamına gelir. Allah'ın meleklerine, rasullerine, kitaplarına, kaderin hayrına ve şerrine efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin sonuncusu ve tüm ademoğlunun efendisi olduğuna inanmak bu da tabii ki gerekli esaslardan bir tanesidir. Allahu Teala melekleri yaratmıştır. Bu melekler nurani varlıklardırlar. Ne erkektirler ne de dişidirler. Yemezler, içmezler. Nefsani duygulardan uzaktırlar. Dolayısıyla aralarında dişi ya da erkek yoktur. Evlenme, üreme gibi bir durum söz konusu değildir haklarında. Nitekim Allah onları cinsiyetsiz olarak yaratmıştır. Yani ne erkek ne de dişidirler. Uyumazlar. Hepsi evliyadır ve meleklerin başkanı da Cebrail Aleyhisselam'dır. Yaratıldıkları günden itibaren Onlara liderlik yapan Cebrail'dir. Asla iblis değildir. Bazı kimseler derler ki iblis evvelinde meleklerin hocasıydı, tavusuydu, başkanıydı. Sonrasında kafir oldu diyerek meleklere başkan ilan ediyorlar iblisi. Bu batıldır, doğru değildir. Meleklerin başkanı, lideri Cebrail aleyhisselam'dır. Rasullerine yani peygamberlerine iman etmek de bu da farzdır. Bütün peygamberlere iman etmek gerekli esastır. Çünkü Allah Kur'an'da ne bildiriyor? La نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Peygamberler arasında iman etme konusunda fark yoktur. Bütün peygamberlerin Allah'ın seçmiş olduğu seçkin kullar olduklarına iman etmek ve onları yüceltmek farzlardandır. Ve bu rasuller nebi ve rasul olmak üzere ikiye ayrılırlar. Rasuller nebi olan peygamberlerden daha üstündürler. Rasuller kendilerine yeni şeriat vah yolunan peygamberlerdirler. Ancak nebiler kendilerine yeni bir şeriat gelmez. Kendilerinden önceki Rasulün şeriatını devam ettirmekle vazifelendirilmiş olan peygamberlerdirler. Ve bu peygamberler tabii ki en üstün sıfatlarla yaratılmış insanlardırlar. Allah'ın yarattığı en faziletli kullardırlar. Kitaplarına yani Allah'ın indirmiş olduğu kitaplarda vardır. Onlara da iman etmek, onları da yüceltmek farzlardandır. Bu kitapların en meşhuru dört tanedir. O da Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'dır. Ancak rivayetlerde yer aldığına göre toplamda inen kitaplar 104 tanedir. Bunun 50 tanesi Şif peygambere, 30 tanesi İdris peygambere, 10 tanesi İbrahim peygambere, 10 artı 1 Musa peygambere yani 10 suhuf indi ve ayrıca ona Tevrat da indi. Zabur da Davud aleyhisselama, İncil de İsa aleyhisselama ve Kur'an da Muhammed ve vesselama indirilmiştir. Bu kitapları tazim etmek, yüceltmek farzlardandır. Ancak şu anda günümüzde Kur'an-ı Kerim'den başka sağlam, semavi bir kitap kalmış değildir. Bütün o diğer kitaplar hepsi tahrif edilmiştir. Hristiyanların ellerinde tuttukları kitaba İncil demiyoruz. Yahudilerin ellerinde tuttukları kitaplara Zebur ya da Tevrat da demiyoruz çünkü onlar tahrif edilmişlerdir. Ve ayrıca İncil dendiğinde, Zebur Tevrat dendiğinde Allah'ın indirmiş olduğu semavi bir kitap anlamına gelmektedir. Oysa ki bu kitaplar artık insanların ellerinde yer almış durumda değildir. Kafirler o kitapları tahrif etmişlerdir. Kaderin hayrına ve şerrine, kadere iman demek yani her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğuna, her şeyin Allah'ın takdiriyle gerçekleştiğine iman etmek demektir. Varlık alemine giren her şey, hayır olsun, şer olsun, iyi olsun, kötü olsun, iman olsun, küfür olsun, taatler olsun, günahlar olsun, hepsi Allah'ın takdiriyledir. Yani dileğiyle, ilmiyle ve yaratmasıyladır. Allahu Teala her şeyi takdir edendir. Ancak her şeyi takdir edendir dediğimiz zaman, yaratmış olduğu, dilemiş olduğu her şeyden razıdır anlamına gelmez. Allah hayrı emreder, hayırdan razıdır ancak şerre emretmez ve şerden de razı değildir. İşte kaderin hayrına ve şerrine iman etmek yani her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğuna iman etmek ve bu takdir edilen şeylerin bir kısmının hayır, diğer bir kısmının da şer olduğuna inanmak da farzdır. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanmak gerekir. Çünkü Allah Kur'an'da ne bildiriyor? Ve khatamennabiyyin. O peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da ne diyor? Ve hutimabiyen nabiyyun. Peygamberlik benimle son buldu demiştir. Dolayısıyla Allah Resulü ve selam peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra yeni bir peygamber gelmeyecektir. Diyoruz ki yeni bir peygamber gelmeyecektir. Çünkü İsa aleyhisselam nuzul edecek. Ama o yeni bir peygamber değil. Efendimiz ve vesselam'dan önceki dönemde peygamberlik yapmış. İkinci semada. Şu anda İsa aleyhisselam ikinci semadadır. Ve orada tabii ki beş vakit namaz kılmaktadır. Artık kendisine indirilen şeriat kaldırılmış olduğundan Muhammed aleyhissalatü vesselam'a indirilen şeriat yürürlükte olmuş olduğundan dolayı kendisi de beş vakit namazı kılmakta ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına uymaktadır. Yeryüzüne indiğinde de aynı keza kendisi ilk indiğinde Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacaktır. Sonrasında kendisi imam olarak geçecektir. Bu Mehdi Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'dan daha üstün olduğu manasına gelmez. Bilakis İsa Aleyhisselam'ın Burada başlangıçta imamlığa geçmemesi kendisinin yeni bir şeriatla gelmediğini, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın şeriatıyla amel edeceğini ve efendimize indirilen şeriatı yeryüzünde hakim kılmak için indirildiğini göstermek içindir. Allah'ın peygamberlerinin her birinin doğruluk, güvenirlilik ve zeki olma sıfatlarıyla vasıflı olduklarına iman etmekte farzdır. Yani peygamberler tabii ki bir insanda bulunabilecek en güzel sıfatlarla e, vasıfladırlar. Bütün peygamberler hepsi sadıktır. Yalan söyleyen bir peygamber yoktur. İbrahim aleyhisselam yalan söylemiş değildir. Ya da başka bir peygamber asla yalana başvurmuş değildir. Yalan gerçeğin zıttıdır. Peygamberler hakkında mümkün değildir. Çünkü bir peygamber yalan söylemiş olsaydı insanlar onlara inanmazlardı. Yalancıya nihayetinde inanılmaz, itibar edilmez. Allah hakimdir bir yalancıyı peygamber eylemez. Ve hepsi güvenilir insanlardırlar. Asla emanete ihanet etmezler. Asla nasihat isteyene hainlik yapmazlar. Asla kendilerine emanet bırakanların emanetlerine konmazlar. Reddetmezler, sahip çıkarlar ve emaneti sahiplerine ulaştırırlar. Ve zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a henüz daha peygamberlik gelmemişken de dahi kendisine Muhammedul Emin denilirdi. Güvenilir Muhammed. Emanete sahip çıkan ve doğru sözlü olan manasındadır. Ve zeki olma sıfatlarıyla dediğimiz gibi hepsi zekidir. Hepsi en akıllı insanlardırlar. Allah'ın yaratmış olduğu en üstün zekalı insanlardırlar peygamberler. Eğer ki peygamberlerin akılları kıt olmuş olsaydı, üstün zekaya sahip olmamış olsalardı insanlara ahireti kazanmanın yollarını nasıl öğreteceklerdi? Dünyada yaşamlarını nasıl sürdürmelerini gerektiğini nasıl anlatıp ifade edeceklerdi? Hasımlarına karşı nasıl akli deliller sunacaklardı? Çünkü kendilerine inen ayetleri, hükümleri beyan etseler o insanlar diyeceklerdi ki biz senin Allah'ına inanmıyoruz ki sana indirilene inanalım. O yüzden dolayı peygamberler nice akli deliller vererek kafirleri alaşağı etmişlerdir. Mesela İbrahim peygamber Nemrud'u nasıl alaşağı etmişti? Ona verdiği aklı delillerle. Dedi ki Allah güneşi doğudan çıkarıyor, batıdan çıkar da görelim. Madem ilah olduğunu iddia ediyorsun o zaman batıdan çıkar da görelim demişti. Ve Nemrud la'anahullah bir cevap verememişti. Karşısında lal kesilmiş sus olmuştu. Çünkü peygamberler en üstün zekaya sahiptirler. Dolayısıyla onlar hakkında yalan, hıyanet, rezalet, sefahat yani hikmet dışı davranmak, anlama kıtlığı, korkaklık ve İslam davetinin kendilerinden kabul edilmesinden uzaklaştıran her şey imkansızdır. Peygamberler arasında hain olmaz, rezil olmaz, sefih olmaz. Sefih yani hikmetsizce davranıp kırıcı davranan ve ağzı bozukça insanlara yaklaşan, insanları kendisinden uzaklaştıracak tavırlar sergileyen kimseye sefih denilir. Peygamberler arasında asla böylesi bir duruma düşen yoktur. Hepsi tabi ki sefahatten korunmuşlardır. Hepsi iffetlidir. Hepsi tabi ki en güzel sıfatlarla yaratılmıştır. Rezillikten de korunmuşlardır. Ecnebi bir bayana şehvetle gizlice dahi bakmazlar. Peygamberler tabii ki iffetlidirler ve asla aralarında anlama kıtlığı yaşayan, korkak olan ve kendilerinden insanların İslam davetini kabul etmelerine engel olacak herhangi bir tavırda bulunmazlar, herhangi bir davranış sergilemezler ve ayrıca hem bedeni hem de ahlaki güzelliklerle donatılmışlardır. Allahu Teala onları en güzel sıfatlarla yaratmıştır kurtlanmazlar, bitlenmezler, uyuz hastalığına yakalanmazlar, baras hastalığına yakalanmazlar, cüzzam hastalığına yakalanmazlar. Hepsi tabii ki güzel sesli, güzel yüzlüdür. Hastalanabilirler ama hastalıkları asla insanları tiksindirecek, kendilerinden nefret ettirecek, uzaklaştıracak bir halde olmaz. Ve ayrıca ahlakları da en güzel ahlaktır. Peygamberlerde bulunan ahlak bir insanda bulunabilecek en güzel ahlaktır. Ayrıca onlar kendilerine vahiy gelmeden önce de sonra da küfürden, büyük günahlardan ve kıymet düşüren küçük günahlardan korunmuşlardır. Bütün peygamberler peygamberlikten önce de sonra da asla Allah'tan başkasına tapmazlar. Küfre düşmezler ve büyük günahlara da düşmezler. Kıymetlerini düşürecek küçük günahlara da düşmezler. Bir üzüm tanesi dahi çalmazlar. Ecnebi bayanlara gizlice şehvetle bakmazlar. Bir lokma ekmeği araklamazlar. Peygamberlerde böylesi bir durum asla yaşanmaz. Çünkü Allahu Teala onları bütün bu ahvallerden korumuştur. Hem peygamberlikten önce hem de peygamberlikten sonra. Ancak peygamberlerin bunların dışındaki kıymet düşürücü olmayan yani peygamberlik makamına halel getirmeyecek olan küçük günahlara düşmeleri mümkündür. Adem Aleyhisselam'ın yasaklı olan ağaçtan yemesi gibi durumlar. Böylesi durumlara peygamberler düşebilirler. Çünkü insanların arasında onları küçük durumuna düşürmüyor ve ayrıca peygamberlik makamına da bir halel getirmiyor. Böylesi durumlar yaşanabilir peygamberlerden. Fakat o küçük günahta kendilerine başkaları tabi olmadan hemen tövbe etmeleri için uyarılırlar. Hemen uyarılırlar ki tövbelerini etsinler. Bir başkası onlara tabi olup onları bu fiillerinde taklit etmeden önce çünkü peygamberler insanlara önder olarak gönderilmişlerdir. Önder olan insanlar da tabii ki taklit edilmeye şayandırlar. Yani insanlar peygamberlerin sergiledikleri davranışları uygulamaya geçerler. Böylesi bir durum yaşandığında insanlar onlardan bu tür ahvalleri görüp onları bu tür şeylerde taklit etmeye geçmeden derhal hemen uyarılırlar ve peygamberler o kıymetlerini düşürmeyecek, peygamberlik makamına halel getirmeyecek küçük günahlardan hemen tövbe ederler. Bundan anlaşılıyor ki Yusuf peygamberin çirkin fiilleri yapan kardeşlerine peygamberlik verilmemiştir. Çünkü Yusuf peygamberin kardeşleri babalarına yalan söylediler ve Yusuf peygamberi haset ettiler. Ayrıca onu öldürmek için pusular kurdular. Sonrasında onu kuyuya atıp kuyudayken taşladılar ve kervana onu ucuz bir paraya sattılar. Babalarına yıllarca yalan söylediler. Böylesi ahveller sergileyen insanlar arasında peygamber olmuş olamaz. Bunlar Yusuf peygamberin Bünyamin dışındaki kardeşleridir. Çünkü Bünyamin onların bu çirkin fiillerinde onlara müdahil olmuş değildi. Kendilerine peygamberlik verilen el-esbat ise bunların zürriyetinden gelenlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen vel-esbat buradan anlaşılan nedir? Yusuf peygamberin Bünyamin dışındaki diğer kardeşlerinin zürriyetinden gelen nesilleri arasında peygamberler olmuştur. Yani onların çocukları ya da torunları arasında peygamberler seçilmiştir. Yusuf peygamberin Bünyamin dışındaki diğer kardeşleri arasında bir peygamber yoktur. Nitekim böylesi çirkef, böylesi durumlara düşen insanlar arasında peygamber olmuş olamaz. Peygamberlerin mucizeleri haktır. Mucize ne demektir? Hasmı aciz bırakacak nitelikte doğa üstü, olağan dışı bir durum sergilemektir. Peygamberlerin sergilemiş oldukları bu mucizeler tabii ki doğa üstü, olağan dışı olmuş olduğundan dolayı hasmı tarafından, hasımları tarafından peygamberlere misliyle ya da daha üstünüyle karşılık veremezler. Mesela efendimiz Aleyhissalatu vesselam parmağıyla işaret ettiğinde ay ikiye bölünmüştü. Ve parmakların arasından içilecek sular fışkırmıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve ağacı çağırdığında ağaç Efendimizin huzuruna gelmiş ve ben kimim dediğinde sen Allah'ın Resulüsün diye cevap vermişti. Böylesi durumlar tabii ki peygamberlerden hasıl olur. Mucizeler peygamberlere hastır. Ama mesela bir kimse 15 gün sonra göçük altından çıkarıldıysa, enkazın altından canlı olarak 20 gün, 30 gün sonra çıkarıldıysa bu bir mucize değildir. Bu olabilecek bir şeydir ama mucize doğaüstü bir şeydir. Olağan dışı bir şeydir. Adeten olmayacak olan bir şeydir. Yani adeten parmaklardan su fışkırmaz. Adeten işaret etmekle ay ikiye bölünmez. Adeten pişmiş et dile gelip de ben zehirliyim beni yeme ya Resulallah diye bir söylemde bulunmaz. Kurumuş kütük Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'e hani özleminden dolayı ağlamış diye adeten kurumuş bir kütük ağlamaz. Adeten ağlamaz. Dolayısıyla bunlara mucize denilir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an'dır. Ve bütün peygamberlere ne mucize verildiyse ya misli peygamberimize verildi ya da daha üstünü Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a verilmiştir. Evliyanın kerametleri de haktır. Evliya da kimdir? Bütün farzlara eda etmiş, bütün haramlardan sakınmış ve sünnetlerle meşgul olmuş olan kimse buna evliya denilir. Bu da olağan dışı şeyleri Allahu Teala ona verir. Bu da onun hak yolda olduğunu gösterir. Tabi olduğu peygamberin hakikaten hak bir peygamber olduğunu gösteren tabii ki büyük olaylardır. Bu kerametler aynı zamanda o evliyanın ümmetinden oldukları peygamberin mucizesidir. Yani bir evliya bir keramet sergilediğinde bu evliyaya keramet sayılıyor ve tabi olduğu peygambere de bir mucize sayılmaktadır. وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر